3. sezonda Sri Lanka'da 2 ay yaşadıktan sonra Malezya'ya taşınıp bizim için 4. sezonu başlatma zamanı gelmişti. Bu sezonda elimden gelenin en iyisini yapıp drone'un parçalanmasıyla sezonu eksik başlamamı kapatmam gerekiyordu. Bu oluşan açığı son olarak gelecek yeni karakter ile doldurabilmeliydim. Ama bilmeyenler için önce diğer karakterlere ve özelliklerine bir göz atalım. Aktiviteci daha güçlü ve çevik olabilmek için antrenmanlarını aksatmadan gelişmeye devam eder ve olabildiğince sağlıklı beslenir. Yönetmen video fikirlerine özen gösterip olabildiğince yazıya dökerek çalışır. Editçi montajlamaya olan sevgisiyle rahat hissettiği her yerde işini yapabilir. Gelelim son karaktere. Her karakterden bir özellik alan, 3 karakterin birleşimi eli yüzü düzgün Engin'i size sunuyorum. Malezya'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Biliyorum şu anda bu surata alışmak biraz uzun sürecek sizin için. Benim için de öyle. Bu Ninja Warrior zamanlarına döndüm resmen. Bundan dolayı bugünkü kısa şehir turunu benimle yapmak yerine 3. sezon karakteriyle yapacaksınız. Şimdi kamerayı ona veriyorum. Tamamdır. Ben buradan sonrasını alıyorum. Bu tiple şehri gezmeniz biraz zor olacak arkadaşlar. Açıkçası bayağı komik duruyor. Tüme bak ya. İyi eğlenceler. Bugün Kuala Lumpur, Malezya'da arkadaşlar. Tam 1. haftamızdayız ama daha şehri gezme fırsatımız olmadı. Biraz çalıştığımız için. Şimdi buranın uygulaması olan, taksi uygulaması olan Grab'dan bir araç çağırdım. Petronas İkiz Kuleleri'ni görmeye gideceğiz. Ama önce metro istasyonu, metro istasyonundan da şehir merkezine geçiş gerçekleştireceğiz. Şimdi hazırsanız yolculuğumuz başlasın. Şimdi metro istasyonuna geldik arkadaşlar. Buradan da şehre geçeceğiz. Kuleler, ışıklar yandığında daha güzel gözüküyormuş. O yüzden biraz akşam saatine bıraktık. Bir yarım saat, 45 dakika içerisinde tam şehir merkezinde olacağız. Say hi to them, Lena. It's sport season. Lena didn't change, but I change a lot. You just saw. Alright, let's see the train station. Şehir bayağı gelişmiş arkadaşlar. Aynı zamanda burası %61 oranında Müslüman bir ülke. Biz şu anda Glen Mayer'deyiz. Kuala Lumpur Central. Yani şehir merkezine geçiş gerçekleştireceğiz. Buradaki trene binmemiz gerekiyor. Geldi. Sri Lanka'dan sonra tabii böyle gelişmiş bir ülkeye gelince bize böyle bir anda Hacı Murat'tan Ferrari'ye atlamak gibi oldu. Özellikle toplu taşıma araçlarında. Oradaki zamanlarımızı hatırlarsanız biraz zorluydu bizim için. Özellikle tren ve otobüs yolculukları. Şu anda bayağı şaşkınlık içerisindeyim.
Şimdi vardık arkadaşlar. Burası 7 milyon nüfuslu metropol bir şehir. Açıkçası tren istasyonları biraz karmakarışık gelebiliyor başlarda. Ama yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Lena tatlı gördüğünde kayboluyor. I'm saying that you're getting lost when you see sweets. The thing that I don't eat sweets, I just like to watch them. You like to watch them? Come on, nobody believes that. Şu anda gördüğünüz istasyon arkadaşlar, bildiğiniz bir tren istasyonu ama inanılmaz güzel dizayn edilmiş ve farklı farklı birçok market var. Yani bütün işini aslında burada görebilirsin. Dışarı çıkmana dahi gerek yok. Zaten gündüz saatlerinde dışarısı çok sıcak. Evet, şimdi kulelerin olduğu yere geldik arkadaşlar. Harika duruyor. Yani Lena için burası bir cennet gibi. Şimdi her tarafı inceleyecektir böyle. Mimar gözüyle mi bakar artık, iş dizayn gözüyle mi bakar, orasını bilemem. Neden Malezya'yı seçtik dersek şu an, bunlardan birinci sebeplerinden biri Lena'nın burayı görmek istemesiydi. Diğer ise arkadaşlar, Sri Lanka'dan açıkçası Kuala Lumpur'a biletler gerçekten uygundu, alabildik. Aynı zamanda orada sürekli baharatlı yemek olduğu için ben gene iyiydim baharatlı yemekte, sıkıntı yaşamadım ama Lena hiçbir şekilde baharatlı yemeği yiyemiyordu. Kuala Lumpur yemek çeşitliliği açısından bize çok uygun geldi ve Malezya'yı direkt seçebildik bir şekilde. I just said to them that because of spicy food also we choose here that you couldn't eat in Sri Lanka a lot. Yes, that's true. But you can find here everything and spicy and non spicy. Exactly. Everything. Söylediğim gibi arkadaşlar zaten bir haftadır buradaydık. Olabildiğince tatma fırsatımız oldu yemeklerini ama çıkıp da böyle etrafı keşfedemedik. Bugün sizinle keşfetmiş olduk. Son bir kez uzun saçlarım ile. Şimdi bir bakalım etrafa. Yaklaşık bir saattir buradayız arkadaşlar. Sürekli böyle fışkıran su gösterileri oluyor. Bir an çocukluğuma döndüm sanki, çok eğlenceli izlemesi. Beraber izleyelim. Az önce birkaç kere şimşek çaktığını gördük. Belki konuşurken denk gelebiliriz arkadaşlar. Burası aynı zamanda parkmış, koşan insanlara da denk geldim. Malezya'da ne kadar kalacaksanız derseniz, burası bizim gerçekten çok ilgimizi çekiyor arkadaşlar. Hem yemek kültürü olsun, insan farklılıkları olsun ve ülkenin gelişmişliği olsun, Lena için de mimari yapısı olsun, uzun kalmayı kesinlikle istiyoruz. Türk vatandaşı olarak benim 90 gün vizesiz hakkım var ama Lena'nın 30 gün. Bundan dolayı ülkenin dışına bir çıkış gerçekleştirmemiz gerekiyor. Yaklaşık bir 10 gün kadar planlıyoruz. Ki Lena'ya tekrardan 30 gün yükleyebilelim. Daha ülkeyi seçmedik ama büyük ihtimalle Tayland ya da Singapur olabilir. O da vize kontrollerini yaptıktan sonra açıkçası. Ben genelde Asya'da sorun yaşamıyorum ama Lena biraz problemli Ukrayna vatandaşı olarak. Ama gene de çözemeyeceğimiz bir şey değil. Bugün kısa bir şekilde olabildiğince hangi ülkede yaşadığımızı size etrafı göstermek istedim. Umarım keyif almışsınız arkadaşlar. Saçımın da son uzun halini görmüş oldunuz. Bundan sonra kısa olacak. Eli yüzü düzgün Engin'le beraber. Bu espri amaçlı yapılmış. Buna çok takılmayın bu arada. Bir dahaki videomuz pazartesi günü olacak. Bundan sonra kanalda videolar pazartesi ve perşembe paylaşılacak. Kaçırmayın derim arkadaşlar. Saat 7'de her sabah 5 gibi bir tane video planlıyorum yakında. Ben Engin. Önümüzdeki 2 yıl içinde 12 ülkede yaşama projem var. Bu yolculukta bana destek olmak istersen Patreon'a üye olabilir, karşılığında YouTube veya herhangi bir başka bir platformda paylaşmadığım videolara ulaşabilirsin.